Merhabalar arkadaşlar. Kollarımızı birleştirme ve omuz yapımıyla devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi azaltmalardan sonra 16 sıra düz bir şekilde ördüm. Hemen arkada bitirdim arkadaşlar. Ben normal parmaklı el olarak yapacağım vücudumu. Zaten şu kısım sayıları biliyorsunuz ki aynı. Şu kısmı aynı. 13. Diğer tarif ettiğim kolda da 13'tü. Evet, 43 adet sık iğnemizi 16 sıra ördükten sonra buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 adet ördüm. Tekrar devam edeceğim. 14, 15, 16. Şöyle bükeceğim, kenar kısmını bulacağım. Evet, 16. 3, 6, 9, 10, 3, 6. Evet, 16 adet ördüm arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Hemen dediğim gibi baş parmak ön kısma gelecek şekilde, vücudumuzun ön tarafına gelecek şekilde burada birleştireceğiz. Hemen şu son sık iğne ile bakın aynı noktaya batıyorum. Evet, hemen birleştireceğim. Son sık iğne ile aynı noktaya battım. Kolun etrafını öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, evet ve 13. Son sık iğnemi de battım. Yine arkadaşlar şu vücuttaki son sık iğne ile aynı sık iğnenin olduğu yere batıyorum. Son sık iğne ile aynı noktada arkadaşlar, bakın. Şöyle göstereyim. Şu vücuttaki son sık iğnemle aynı noktaya batıyorum. Evet, düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 adet ördüm. 19, 20, 21. 2 adet daha ördüm. 21. Evet, burada arkadaşlar tekrar bakın şu son battığım sık iğne var ya arkadaşlar, aynı sık iğnenin içine batmıştım. Onu da sayacağım. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 adet işlemiş oldum şu an sık iğne olarak. Burada da diğer kolu birleştireceğim. Yine baş parmak iç kısma gelecek şekilde bakın.
Hemen yine aynı şekilde koldaki son sık iğne ile aynı noktaya batıyorum. Evet, kolun etrafını öreceğim. Yine aynı 13 adet sık iğne yaparak kolun etrafını elyafların ilmeklerimin içinden çıkmaması için bir miktar iteceğim. Evet arkadaşlar, diğer kolunda uç kısmına kadar geldim. Toplamda arkadaşlar burada 13 adet sık iğnemiz vardı biliyorsunuz. 13 adet işledik yine. Evet, bu defa ben saymadım. Evet, son 13. de işledikten sonra yine aynı şekilde arkadaşlar vücuttaki son sık iğne ile aynı sık iğnenin içine batacağız. Evet, 1 2 işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, işaretleyicimize kadar geldik. Bakın. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu arada arkadaşlar, evet arkadaşlar, bu şekildeyken şu an 10 tane işledim ama bir sıra önce kolları birleştirdikten sonra toplamda elimizde 73 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Neden? 4 adet fazladan oldu. Neden? Çünkü kollara birer tane biliyorsunuz aynı noktaya bir tane fazladan battık. Birer tane de vücutlarda fazladan birer tane battık. Yani 2 tane bu kolun altından, 2 tane bu kolun altından sık iğnemiz artmış oldu. O yüzden toplamda 73 adet sık iğnemiz var şu an. 10 adet örmüştüm. Devam ediyoruz. 11 12 13 14 3 14 15 15 adet ördüm. Bir adet azaltma yapıyorum. Bakın, tam kol ve vücudun tam birleşme noktası bu azaltma yaptığım yer. Bir adet azaltma yaptım. Tekrar ilk sık iğnemden batarak devam ediyorum düz örmeye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 adet tek ördüm. Bir azaltma yapacağım. Tam kol ve vücudun birleşme noktasından tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tam kol ve vücudun şu an yine birleşme noktası, bakın arkadaşlar. Evet, burası, bakın. Tekrar kolun etrafını düz bir şekilde öreceğim. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tane tek ördüm. Tekrar bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar işaretleyicime kadar düz bir şekilde öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 adet düz bir şekilde ördüm. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 73 adet sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Bu sırada her kolun burasında, burada, burada ve burada azaltmalar yaptık. Bakın, yani şu birleşme noktasında, diğer tarafında burada birleşme noktasında, diğer kolda da yine aynı, burada ve burada 4 kez azaltma yapmış olduk. 73 adet sık iğnemiz vardı. 4 kez azaltma yaptık. 69 adet, 73'ten 4 çıkınca 69 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar 3 sıra daha bu şekilde örüyoruz. Bu kısmını şöyle göstereyim. Yani örüp geleceksiniz. Hani sayısı önemli değil arkadaşlar. Sadece azaltma yapacağınız yerler 3 sıra boyunca aynı şekilde. Şuralarda azaltma yapmıyorsunuz. Bakın şu kısımları düz örüyoruz. Burayı ve şu ön kısmın burasını düz örüyoruz. Sadece şu kolların birleşme noktalarından buradan geliyorsunuz, düz örüyorsunuz, buradan tekrar kolun etrafını düz örüyorsunuz ve buradan 3 sıra daha bu şekilde her sırada 4'er kez azaltmış olacağız. 3 kez daha bu işlemi tekrarlayacağız. 3 sıra daha bu şekilde her sırada 4 tane kolların birleşme noktalarından azaltarak 3 sıra bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3 sıra daha bu şekilde ördük. Toplamda 4, 4, 8, 4 daha 12 adet azaltma yapmış olduk. 69 adet sık iğnemiz vardı. 12 adet çıktıktan sonra geriye 57 adet sık iğnemiz kalmış oldu. 57 adet sık iğnemizi tekrar işlemeye devam ediyoruz. Hemen sıramızın oradan düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Evet, tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Evet, tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. 1 2 3 düz bir şekilde örüyoruz tekrar. 3 4 5 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. 1 tek ördüm, işaretleyicime kadar geldim arkadaşlar. İşaretleyicimi şöyle tekrar yukarı doğru çekeceğim. Siz her sırada arkadaşlar bir yukarı sıraya takın. Hani ben şaşırmadığım için şu an bakın işaretleyicimin olduğu sıradayım. Evet arkadaşlar, 57 adet sık iğnemiz kalmıştı. Bu sırada da arkadaşlar 1, 2, 3, 6 kez azaltma yapmış olduk. 57 adet sık iğnemizden 6 adet sık iğnemizi azaltma yaptık. 51 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Şu an 51 adet sık iğnemiz kaldı vücudumuzda. Tekrar diğer sıramıza geçiyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tek ördüm, hatta 8, 9 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. 1, 2 adet düz ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Devam ediyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet düz ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 3 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 adet düz ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tek ördüm. Arkadaşlar burada son sık iğnemle bakın işaretleyicimin olduğu sık iğneme, yani bu sıranın bitmesine tek bir sık iğne kaldı. Ama burada benim bir adet azaltma yapmam lazım. Bir bunu ve diğer sıradan ilk baştaki sık iğneyi alarak bir azaltma yapıyorum burada. İşaretleyicimi de yine bu azaltma yaptığımız sık iğnemize takıyoruz. Evet. Sıranın sonundaki ve diğer sıranın en başındaki sık iğne ile ikisini birlikte azalttım. Ve buraya da işaretleyicimi taktım. Yani yaptığım azaltma yaptığım ilmeğe de işaretleyicimizi takıyoruz. 51 adet sık iğnemiz kalmıştı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 adet burada, 4 adet burada. Bu sırada toplamda 8 adet azaltma yaptık. Evet, 43 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sıramıza başlıyorum. 1 2 3 4 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1
2, 3, 4, 5. Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Hatta birini sökeceğim arkadaşlar. 3 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Son sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. 43 adet sık iğnemiz vardı arkadaşlar. 36 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Burada bir miktar doldurma işlemi yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bir miktar bakın doldurma işlemi yaptım. 36 adet sık iğnemiz kalmıştı. Buradan devam ediyoruz. Evet. 1, 2. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, üç. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. Bir, iki, üç. Tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, üç, tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Son sık iğnemi ve bir öncekini bir azaltma daha yapıyorum. Evet, işaretleyicimin takılı olduğu sık iğneyi azaltma yaptım. Yani diğer sıraya kaymadım arkadaşlar. Son iki kalan sık iğnemi de azaltma yaparak bu sırayı bu şekilde tamamladım. Evet arkadaşlar, bu sıra sonunda toplamda arkadaşlar 8 kez azaltma yapmış olduk bu sırada. 36 adet sık iğnemiz vardı. 8 defa azalttıktan sonra elimizde 28 adet sık iğnemiz kalmış oldu arkadaşlar. Diğer sıramızla devam ediyoruz. Evet, 28 adet sık iğnemiz kaldı. Buradan devam edeceğiz. 1, tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. 1, 2, tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1,
tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir iki tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir iki tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. Bir iki adet tık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Bu sıramı bu şekilde tamamladım. Evet arkadaşlar, 7 kez azaltma yaptıktan sonra 21 adet sık iğnemiz kaldı. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 3 4 hatta 3 adet işledim. Bir azaltma yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. 1 2 tek ördüm. 3 tek ördüm. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Diğer sıradan da arkadaşlar bir azaltma yapacağım. En başta. Evet, bir azaltma yapıyorum. 1 2 Evet arkadaşlar, buraya kadar toplamda 4 kez azaltmış olduk. 21 adet sık iğnemiz kalmıştı. 4 kez daha azaltma yaptıktan sonra arkadaşlar 21 adet sık iğnemizden 16 adet sık iğne 16 17 adet sık iğnemiz kalıyor. 17 adet sık iğnemiz kalmış oluyor arkadaşlar. 17 adet sık iğnemizi bir azaltma daha yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, diğer sıraya geçmiştim. En başta bir azaltma yaptım. 1-2 tane ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Evet. Kalan sık iğnelerimizi de arkadaşlar sıra başına kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, vücuda tel yerleştirme işlemini göstereceğim. Bakın, kullandığım kablolar bu şekilde, bakır kablolar, dışları açık ama ben bunları bantlıyorum iyice. Şöyle bandım var, bu bantla dışını iyice hiç aralıksız, boşluksuz olarak bantlıyorum. Vücut için bu bakır tellerden kullanacağım, yeterli miktarda keseceğim ve bantlayacağım dışını. Kollar için arkadaşlar bakın şu şekilde bu taç yaptıkları teller var. Dışı kağıt gibi bir şeyle kaplanmış, kapalı. Bu şekilde. Bunu da arkadaşlar yine kollara takarken şöyle göstereyim. Kolları ölçüyorum. Ne kadar? Şu kadar. Biraz da boynun içinden mesela kalacak. Şöyle yapsam. Evet, tam zaten iki kola göreymiş. Bunları da arkadaşlar şöyle kesiyorum. Şu uç kısımlarından, yani kolun uç kısmına gelecek olan tarafını şu şekilde büküyorum.
bitirdikten sonra şöyle tekrar birleştireceğim. Bir düzeltiyorum. Evet. Düzelttikten sonra arkadaşlar bunun ucunu da bantlayacağım. Ucunu da yine bantla, yine de garanti alalım. Hani olur ya, açılır açılmasın diye. Yine bunu da arkadaşlar ben bantlıyorum. Diğer bakır telimin dış kısımlarını da aynı bu şekilde bantlayarak o şekilde kullanıyorum ki hani olur ya, suya değer, yıkanır, oksitlenme ya da başka türlü bir zarar verici bir madde çıkmasın diye. Bu şekilde iyice kapatıyorum. Diğer bakır telimizi de arkadaşlar aynı şekilde yeterli miktarda kesiyoruz. Ben vücuda tel katma işlemini sonradan yapıyorum. Çünkü hani telle işlemek bana çok zor geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizler hani telle işlemek nasıl oluyor? Ben telle örmüyorum. Şu şekilde arkadaşlar boyunu ölçeceğim. Tellerim kalın, hemen bükülmüyor. O yüzden ben bunları rahatlıkla vücuda doğru yitebiliyorum. Dışını önce bantla kaplayacağım, düzleyeceğim. Evet, düzledim arkadaşlar telimizi. Yani birazcık dümdüz olmasını sağladım. Evet arkadaşlar, telimizi sıkıca bakın şu şekilde katıyorum. Ucunda açık yer kalmayacak şekilde sıkıca bantlayacağım. Bu teller arkadaşlar sanayi tipi teller. Yani biraz kalın. Büyük fabrikalardaki büyük, yani çok yüksek voltajda elektrik gerektiren yerlerde kullanılan kablolar. Yani normal ev kablolarıyla falan pek alakası yok. Biraz daha güçlü ve kalın kablolar. Evet, bu şekilde arkadaşlar hiç ucunda da açık yer kalmayacak şekilde iyice kapatıyorum. İsterseniz arkadaşlar bir şiş yardımıyla, benim elimdeki şu anki tahta çubuk ama siz tahta çubukla yapmayın tabii ki. Çünkü tahta çubuk kırılırsa tekrar çıkartamazsınız. Normal şiş arkadaşlar, bildiğiniz örgü şişleri, demir. Onlarla şu şekilde önce bir yer açacaksınız. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz çeviriyorum şişimi. Biraz böyle döndürerek. Önce bacakta böyle bir yer açacağız. Yani kablomuz biraz daha rahat girsin diye. Evet arkadaşlar bakın ben iki tanesini yerleştirdim. Bir kol ve bir vücut. Tekrar diğer tel içinde göstereceğim. Şöyle arkadaşlar elimde 4 numara bir örgü şişi var. Onunla şöyle direkt bacağın içinden düzgünce ortalayıp geçecek şekilde bir yer açıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ta bilek kısmına kadar bu şişi böyle çevirerek yitiyoruz. Bir yer açıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle iterek yer açtıktan sonra şişimizi tekrar geri çıkartıyoruz. Tekrar aynı yerden telimizi iteceğiz.
Evet arkadaşlar, bileğe kadar geldiğinden emin olduktan sonra bırakın. Bu şekilde kalsın. Diğer kol içinde arkadaşlar yine aynı şekilde telimizi şişimizle önce telimize yer açıyoruz. Evet, yer açtıktan sonra şöyle şişimizi çeviriyoruz. Daha sonra diğer kol içinde hazırladığım telimi içinden kolun uç kısmına kadar yiteceğim. Olmadığında tekrar tekrar açabilirsiniz arkadaşlar. İlk hani defasında olmayabiliyor. Tekrar. Evet. Bu defa oldu arkadaşlar. Evet, bu tellerimizi şöyle şu şekilde diğer tellerimi de düzeltiyorum. Evet, boyunda birleştirip bantlayacağız. Şöyle arkadaşlar sıkıca bir araya getirip bu şekilde iyice uç kısmına kadar kapatana kadar iyice bantlıyoruz. Evet arkadaşlar, tel katma işlemimizi de bu şekilde tamamladık. Tamamladıktan sonra arkadaşlar boyunda kalan sık iğnelerimizi 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 7 sıra düz bir şekilde dönüyoruz şu sık iğnelerimizi. Evet arkadaşlar, 7 sıra düz bir şekilde ördükten sonra hemen şöyle arka kısımda ilmek kaydırma yöntemiyle içinden çıkartıyoruz. 1 2 zincir çekip kafayı dikeceğimiz miktarda ipimizi bırakıp bir miktar ipimizi buradan kesiyoruz. Biraz uzun bir ip bırakacağım. Çünkü bunun ucuna kafayı dikeceğim. Bir miktar arkadaşlar şöyle kafanın içine, evet boynun içine doğru arkadaşlar şu kenar kısımlardan biraz elyaf iteceğim. Siz makasla yitmeye çalışmayın arkadaşlar. Ya da ucu kör bir makasla yitin. Çünkü eğer ipleriniz kesilirse hani boyun tekrar işlemek zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar şu boynun kenar kısımlarından içe doğru elyafımızı bir miktar, yani çok ne çok fazla ne az, biraz yiteceğiz. Evet arkadaşlar, vücudumuzu bu şekilde tamamladık. Boynun içine de dediğim gibi bir miktar elyaf yittim şu boyun kısmına doğru. Vücudumuz bu şekilde hazırlanmış oldu. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinize kolay gelsin.